İşte en zor an. Müfideciğim. Geleyim değil mi? Gel. Hadi bismillah. Senin şimdi en büyük de ben biliyor musun Seda yok ya çok inanıyorum bulacağına. Sen ondan tırsıyor musun? Heyecanlanıyor musun? Ya bilmiyorum bakalım ki. Yarar belki sana. Yok şu anda stresliyim ama inşallah hadi, yarar. Hadi afiyet olsun. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Çileği güzel süslemiş, çikolataya batırmış. Normalde bu 3 katlı bir pasta. Altta bunun tereyağlı bir tabanı olması lazımdı. Evet. Ama gördüğünüz gibi burada bir tereyağlı bir taban yok. Ben mi göremiyorum? Şöyle çevirebilirim değil tabii mi? Tabii. Altta tereyağlı bir tabanı yok. Çok yoğun bir şey tadı geldi. Kakao. Hmm. Acımsı bir tat var. Bu tatlı normalde pasta. Ama bunda şu anda tat tuzlu yok. Tuzlu gibi mi? Vallahi tatlı değil. Kız vallahi tatlı değil. Zaten alt tabanı yok pastanın. Tamam. E bu da baksana böyle hadi cıvıklığında değil. O tat ortadakinden mi geliyor? Evet yani şuradan aldığım tat altta olmadığı için dolayısıyla ortadaki. Anladım. Bu tabağı sen şimdi beğendin mi beğenmedin bu mi? Bu tabağı hiç beğenmedim. Hiç açıkça söylüyorum yani ama tat nerede? Gel. Pastanın tadı nerede? Sorarsın yani? Yüzleşmede. Hı-hı. Günün son 3 tabağı sen buna odaklan. Evet. Bak bunda biraz tereyağı kokusu geldi. Güzel. Ama bu böyle rondodan... Bisküviyle tereyağıyla taban yaptılar. Tamam. Böyle taş gibi mi oluyor? Tadı nasıl? Yok. Bunu bak... Burası dolmamış. Ya ben pasta diye bunları gidip de şu ikisini alıp yemem yani. Para vermem hatta. Diyorsun. Vallahi ver tat yok ki. Tatlı yiyeyim. Çileği güzel batırmış üzerine de oturtmuş. Ama çileklerde bu... sorun yok. Hayır çikolatasında da sorun yok. Eritip güzel batırmışlar. Geç. 3. tabağın. Nasıl alt tabanı? Söyle bana. Alt tabanını aldığımda diğerlerine göre daha lezzetli geldi. Güzel. Şu ortadaki çikolatası var ya, mesela ilkinde çok acı geldi ağzıma ama bunda öyle bir acı gelmedi. Yani onu güzel yapmış tamam. Yani. Üstü de zaten eritmiş koymuş. Hani şimdiye kadar yediklerime göre daha iyi gibi çileğe geldi bana. Çileğe de bak geçelim. Tamam. E yeterince bulanmaya gelirse bu sanki daha çok bulanmış çileği. Güzel batırmış. Onlar zaten gösteriyor kendini. Beğendin? Yani orta derece en azından. Son tabağımız o zaman. Günün de son tabağı. Of. Çikolatayı güzel batıramamış çileği. Ben niye beğenmedim bugün ya? Pastamızı da mı beğenmedin? Say şöyle bir alttan başla. Alttan başlayayım. Alt tabanını yine en azından bir nebze daha iyi yapmış. O da iyiydi. Şekil olarak mı iyi yapmış? Evet şekil olarak lezzeti iyi yapmış. Lezzeti nasıl? Acı geldi ya ortadaki kakao şey çikolatası. Nasıl bir acı? Kakao... Acılık var yani. Kakaoyu kakaodan da dolayı mı çikolatayı mı yaktı eritirken nasıl yaptı? Tamam. İlki kadar değil ama. Ama var bunda da var yani. Bunu da mı beğenmedin? Çok beğenmedim de diyemem ama beğendim de diyemem. Hepsine, neredeyse hepsine bir kusur buldun. Son kayınvalidesin. Vallahi kimse yerinde olmak istemez şu an. 10 altın bileziğin yönünü değiştirebilirsin bir anda. Haydi şekerim, ver puanlarını. Ya o çok acıydı. Ona 1 veriyorum. 1. tabak 1 puan. 3 vereyim. 2. tabak 3 puan. 5. 3. tabak 5, 4. tabak 1 puan. Yani bir ok alıp vursan direkt daha iyi olurdu şu bir verdiklerini. Ne yapayım? 2 tane 1, 1 tane 3'ümüz var nur topu gibi. İnşallah yüzleşelim ne yapalım? Ama. İlk 1 puanın
çok beğenmediğim bir tabak. Tut bir tanem bunu kenarlarından. Final diyoruz. 6. sezon finalini atmaya çalışıyor herkes kendini diyoruz. Yok, kayınvalidelerim bir türlü bunu anlamıyor. İlk birin bakalım kime gitti. Hazır mısın? Hazırım. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Ne yediğimi bildiğim için hazırım ya. Kaldır görelim o zaman. Damla, hadi birini eledin. Tabanı nereye gitmiş onun Müfide teyze? Vallahi bilmiyorum ki, sana sormam lazım. Çevirirken bastırmış olabilir misin abla? Yok. Çünkü içindeki krema bayağı yumuşak. Yumuşak o zaten, hani hem tabanı yok onun neredeyse artık. Tabanı nasıl yok işte, benim koyduğum şey şu kadar kalınlıktaki bir taban nasıl yok oluyor bir anda? Şimdiye herhalde kadar öyle bir şey diyen de olmadı. O zaman ya bana denk geldi. İstersen kalk bir bak. Şimdi tabanıyla mı alakalı yani şimdi? Hayır, içindeki çikolatası da olmamış ki. O acılığı nasıl yakaladın? Kakao. Bu kadar niye? Ben ekstra bir şey yapmadım yani. Ben burada ya başka... Şüphesiz ekstra bir şey yapmadın da. İşlev gördürmedim sadece... yani. Kakao içine attık hepimiz de aynı şeyi yaptık. Ama seninkisi kadar diğerlerinde o acılık gelmedi. Hayır, ilk benimkini yediğiniz için öyle oldu. İlk benimkini tattığınız için öyle oldu. Bu arada içinde çikolata yok abla. Sadece üstünde ve üstteki siyah tabaka çikolata. Aha. Bir de çileğin üstünde beyaz çikolata var. Çok acı geldi. İçinde hiç çikolata yok. Kakaonun acısı. İçindekileri de saymak istiyorum bildiğe. Krema, peynir, kakao ve ne koyduk bir şey daha? Bir de süt reçeli var. İşte demek süt reçeli de çok az bu arada. Demek ki o kakao diğer malzemelerden ablacığım, daha bu, mı baktın geldi? Ya ben bugün şunu anladım. Kakao mu çok geldi de bu acılık verdi, bu acılığı verdi anlamadım şimdi yani. Bugün zaten sizin tadımınızda da şöyle güzel böyle güzel bir tadım demediniz hiçbirine. Hı-hı. O yüzden şimdi şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Bu tabak bizim kayınvalidelerimizin damak tadına uygun bir tatlı değil. Asla. Yani bu... Hakikaten. Daha tarz bir tatlı, hani bu tadı seven insanların sevebileceği bir tatlı diye o düşünüyorum. O konuda hak verebilirim sana. Yani yaptığınız yorumlardan bunu anlıyorum. Çünkü bütün kayınvalideler bu yorumları yaptı. Mesela bugün acı dendi, ekşi dendi, tuzlu dendi, sağında yumurta dendi, şaka değil, ya o kadar turşu değil dendi. Hayır, siz de mesela acı çikolata dediniz. Evet yani gerçekten yani bir tatlı. Yani ona kalırsa hiçbirine bir yere gittiğim zaman... Tarzınız olan bir tatlı değil. Ama işte sizin burada dikkat etmeniz gereken şey şuydu bence. Ben de nacizane fikrimi söylüyorum. Gerçekten ciddi anlamda uğraştık biz burada bu tatlıyla. Ay, ona şüphe yok zaten. Yani hani onu... o kremasının kıvamı, çikolatasının kıvamı, hı-hı, kalıp gibi olmuş mu, kalınlığı nasıl eşit yayılmış mı? Baktım hepsine baktım. Tartı, hani sizin dikkat etmeniz gereken şey buydu. Baktım, bugün bunu almış oluyoruz. Aslında Selan'ım da söyledi ona buna bakmamı. Baktım hepsine. 3 puan. Öldürmez, güldürmez. Birden iyi. Evet, ne öldürür ne güldürür şu anda. Sen kurtar beni. Kurtaracağım seni. Birazdan kendi kendinde kurtaracak değil olabilirsin. Mi? Alkışlarla gelin İnşallah. De yok buradan. İnşallah. Peşine gidebilirsin. 3 puan aldı bu tabak. Son puanı. Hadi hayırlısı. Müfideciğim. Canım. Çıksın buradan. 5-1'e kalmasın. 5'ten çıksın. Sen 5-1'de hiç yapamıyorsun. Yapamıyorum değil mi? Vallahi yapamıyorsun. Son puanı 3 bu gelinimizin. Aç şekerim. 3-2-1. Güzel gözlerinin hatırına 5'ten çıksın. Kaldır. Seda. Seda'mız yok. Seda ablacığım, ben konuşurum Seda'nın yerine. Hiç kendini yalnız hissetme. Az önce de söylediğimiz gibi... Yani bu tatlıdan böyle, yani ben şuradan çok dürüstçe söylüyorum. Bir de alsam şaşırmam, beş de alsam şaşırmam, son ikiye kaldığım için söylüyorum. Ve bugün aldığım puanlar beni gerçekten ne öldürdü ne güldürdü. Çok, aynen. Güzelim tarifi anlamadınız. Yani şefimizin ellerine sağlık ama gerçekten biz anlayamadık bu sefer. Seda çıktı. Ellerimizin arasından kaydı. Aslında bulur gibi olmuşsun, yakalamışsın ama maalesef gelinine 5 veremedin. Ve maalesef bir rakipten başka bir rakibe günün en değerli puanı gidiyor. Ah Müfideciğim. Hazır mıyız? Ya Azime'ye vermişsin puanı ya da Zeynep'e. Kime gitsin? Kime gitse üzülürsün. Azime'ye gitse üzülürüm.
5 puan. Evet. Azimeye gitse üzülürsün. Çünkü genelde tabaklarını çıkaramadığını gördüm yani geldiğinden beri. Yani en azından gelinimi bulamadıysam... Azime mi? Zeynep mi? Açıyorum. Açıyorum. Bu puan belki de bu gelinimizi bileziğe götürüyor. Yok onu da yapmasın. Ve açtım. Kaldır. Azime. Nerede bende o şans? Şurada açalım. Geçmiş olsun. Geç. Ne söylersen tersi çıkıyor. Afiyet olsun. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben doğruyu söyledim. Hı. Ne diyeyim? Afiyet olsun. Yani Müfide abla ben bugün tatlımı savunmuyorum da sen bugün... O tatlıdan nasıl tuzlu ekşi bulabiliyorsun onu da anlayamıyorum. Yani kızlar gördüğünüz gibi çok da konuşacak bir şey yok. Yaptım oldu. Bence ortada bir lezzet de yok. Az önce yaptım çok karma karışık. Hayır ben birimizin ilk baştan beri tabağıma güvendiğimi söylüyordum. Çok kargaşa yaşadık. Az önce yaptım demiyordu. Kaynanaların bilmediği bir lezzet anlayamadılar burada dedi. Burada hepimiz tabağından şimdi karambole emin. Sana 5 verince mi? Aynen. Sen niye bana her 5 verdin de karambole gidiyor? Yapamadığını biliyorum. Yapıyorum. Çok da güzel yaptım. Çok afiyet olsun. Ama orada yapılacak bir şey yok. Hayatım hepsini karıştırıp koyduk canım, yani. Canım 2 tane 5 aldım. Sizden bir farkı var ki Ahmet yani karıştırabiliyorsun değil mi? Keşke sen de karıştırabilseydin. Karıştırdım zaten. Keşke sen de yapabilseydin. Çok değil. Güzel. Yani tamam ablacığım. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Allah razı olsun, sağ ol. Vallahi ben de 5 alsam ben de Allah razı olsun derdim bu puana. Niye Allah razı hak ettim yani çünkü aldım. Bu yorumlara 5 puan almak da Allah razı olsun bir yorum yani bu. Hani sağ olsun. Biraz adalet tamam, düşünmek lazım. Tamam bir farkı var ki alıyorum diyorum size. Damla diyor ya bana çırpıldı. Sen yok, bir çırpsaydın. Yok. Ne fark vardı? Bir çırpsaydın. Fark yoktu. Hiçbir fark yoktu. Bulamadılar. Yaptığın yorum hatırlamıyorsun. Kapağını, yorumları hatırlıyorsunuz değil mi yaptığın? Evet. Hiçbirini beğenmedi. Hiç tamam sadece acımsılık, acımsılık, acımsılık. Tamam genel olarak onu beğendin ki onun önünde durdun da beşi. Birine beş ya Allah aşkına beşi verip de yok karamboleydi, yok aklım, gelinin yok yanında çok fazla yüklenmek istemiyorum. Oo. Sağ ol, yok ben tek başıma başlayabilirim seninle yüklenebilirsin. Peki. Teşekkür ederim. İstediğini söyleyebilirsin. Gelinine benim emeğime, yok. Ellerime sağlık, senin de güzel tatlı dillerine sağlık. Normaldir yani böyle söylemesi ne diyeyim. Birine verecek, yapacak yani sana böyle basit...